Următorul material poate conține imagini cu impact emoțional. Okullarda yokuruz çok yorulardık. Tatar okulları kapandı. Tatarca yoktu. Zaten dinli bayramlarda bile yeni bir elbise giyemiyorduk. Giyirdik miydi hemen gece babamız annemiz alıyorlar NKVD'ye. Ne bayramı yapıyorsunuz diye. Yani Müslüman şeysi. Mesela ben affedersiniz sünnet oldum. 500 kilometre ileriden geldiler. Sünnet yapıp kaçması bir oldu adam. Bu da tarih zamanında gizli olarak. Çünkü yakaladılar mı çok büyük cezası var. O da yasaktı. Ben din görmedim. Camiler kapalı, din kapalı, hocalar yok. Evdeki anneler babalar yatmadan evvel bir dua öğretiyor. Kulhu, elham gibi şeyler. Bitti. Budur bizim Müslümanlık idi. Nereye gitseniz beyin yıkanıyor böyle. Unutamıyor, çıkamıyor kaptan. Artık bu duruma biz makinelaşmış, tamamen Rus malı bir şey paşa var gibi olduk kaldık. Annemi böyle davranıyor. Babam ne yapacaksın ya sen, ben seni almaya geldim de. Hani İstanbul'a kaçacağım, İstanbul'a götüreceğim de sen babasıyla konuşacaksın de. Malçı! Bağırdım böyle, sus, sesin çıkmasın, defol, davol dışarıya. Birden bir etti, küt diye yuvarlandı. Kadıncağız yuvarlandı, yaptı filan. İşte o zaman ne oldu? Buna akıl alacak şey değil bu. Şu anda bir şey yakaladı. Şu yakaladı, beni anneme doğru çekti böyle, kuvvetle. Ama ben öyle kuvvet, öyle çekiş, sanki ciğerim yerinden kopacakmış gibi. Böyle annemin üzerine nasıl atladım, anacığım dedim böyle, kucakladım, böyle bastırdım kokusuna. Anacığım, böyle başladım ağlamaya, başladım bağırma. Balam dedi, balam, elhamdülillah Allah tekrar seni bana kavuşturdu dedi. O zaman diyorum ki, hidayet denen bir şey var ya, bu hidayet, Allah hidayet verdi mi, o hidayet ölmez. 1928-1938 yıllarının baskıcı rejimi İkinci Dünya Savaşı ile bölünmek zorunda kaldı. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan İkinci Dünya Savaşı kısa bir süre sonra Hitler'in batıyı işgaliyle devam etti. 22 Haziran 1941'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarına giren Alman orduları karşısında hazırlıksız yakalanan Stalin, elindeki en büyük kaynak olan insan gücünü eğitimsiz, teçhizatsız ve ilkel silahlarla aceleyle savaş meydanlarına sürmüştü. Cezalandırırken hiç sınır tanımadığı binlerce Müslümanı da yaklaşan tehlike karşısında Kızıl Ordu'ya katmaktan çekinmemişti. İvan Aleksandrovich Şişko. Sadık Turan. İkimizin de elini sıktı. Sonra kırmızı örtülü masanın gerisindeki koltuğa durdu. Bize de yer gösterdi. Oturduk. Şimdi yüzünü daha iyi görüyordum. Hep gülüyorduk. Fakat bu gülümsemenin altında bir maksat gizliydi. Neydi bu maksat? Kim bilir. Ama bütün gün bu maksat uğrunda çalışıyor. Belki uykuda bile yüzünde o maksadın yorgun izleri belli oluyor. Sırtındaki politruk üniforması bir kat daha gizliyor o maksadı. Arkadaşlar, Kızıl Ordu saflarına çağrıldınız. Elimdeki raporda öğrendiğime göre ikiniz de okumuş gençlersiniz. Sovyetler Birliği,
sizin gibi aydın gençlere geniş ilerleme yolları açıyor. Size Orta Kumandan Mektebi'nde okumak ve bilginizi artırmak imkanını veriyor. Sizlere verdiği bu fırsattan azami derecede istifade edeceğinize ve vatana yararlı evlatlar olacağınıza eminim. Bu teklifi reddetmenin hem bizim hem de bütün ailemizin başına yeni felaketler açacağını biliyordum. Süleyman beni incitmek istemiyordu. Ama bir yandan da komiser Şişkov'un bu teklifine içinden seviniyordu. Aynı günün akşamı meseleyi babama anlattım. Şişkov'a red cevabı vermenin çok hatalı olacağını o da tasdik etti. Baskı içerisindesiniz. Niye askere gittiniz? Niye? Ya... Biz Sovet Grajdani, Sovet Fukarası söylüyor. Herkes yani gitmesi lazımdı, gitmeyenler. Ertesi gün student mi, başka kimse mi, yok. Yok itilerdi. Çünkü Sovet düzümüne karşı bir sebep bu. Onun için bu kimsenin yani bitirilmesi lazım. Tabii. Sovyetlerin sistemini herhalde çok şükür yaşamadığınızda mı okuyup görmüşsünüzdür. Cephede asker iki ateş arasındaydı. Karşıda Alman ateşi, arkada da Rus siyasi teşkilatlarının silahları. Cephede Türklere mermi dağıtmazlardı. Taarruza geçmeden bir iki saat evvel 10-15 tane mermi verirlerdi. Türklerin Kızıl Ordu'daki oranları kesin olarak bilinmemekle birlikte Sovyet ordusuna Türk katkısı oldukça fazla oldu. Buna göre Türk boylarının Sovyet ordusundaki oranı nüfusları ile de orantılı olarak %15-20 civarında olsa gerektir. Ayrıca Sovyetler Birliği'ndeki Türk asıllı askerler de savaşta diğer milletlerden geri kalmamışlardı. Büyük fedakarlık ve kahramanlık göstererek mücadele etmişler. Top sesleri ansızın kesildi. Gerideki tanklar birbirinden 15'er metre kadar aralıklarla ağır ağır yol alıyordu. Sağda solda önümüzde siyah dumanlar yükseliyordu. Harp oralardan bütün dehşetiyle üzerimize doğru geliyordu. Karşı ormanda düşman kuvvetleri. Haber ver çabuk. Santral, santral. Vasilev çavuşu bağla. Karşı ormanda düşman kuvvetleri. Açılın. Tankı sağa alsınlar. Çabuk kamışlığın gerisindeki tepeye. Santral, santral. Tankı sağa alsınlar. Sözünü bitirmeden sanki bir yanardağ patladı. Hiç unutamadığım şey, başım Grisha'nın dizlerindeyken gözlerimin önünde dalgalanan renkli gölgelerin arasında Grisha'nın bana bakan yeşil, ateş gibi gözleri oldu. Yanağımı tuttum. Nasıl olduğunu bilmediğim ve ağrısını hissetmediğim bir yaraydı. Harbin ilk acı öpüşü diye düşündüm ve elimi pantolonuma sildim. Bu 8 tankla beni ne diye düşman toplarının ağzına sürdüler. Aldığım emre göre 40. kilometrede Kotovs-Balta arasında cephe tutan Maksimenko'nun kuvvetlerine katılacaktık. Alman topçuları bizi 6. kilometrede perişan ettiler. Almanlar 1941'de Doğu Polonya ile Baltık topraklarını Ukrayna'nın bütününe ele geçirmiş, Moskova ve Leningrad kapılarına dayanmışlardı. Almanların savaş makinelerinin üstünlüğü karşısında Kızıl Ordu geri çekilmekten başka bir şey yapamıyor. Bu arada milyonlarca Sovyet askeri savaş meydanlarında çaresizce ölüyor ya da esir düşüyor. C
cephede gitti asker, Rus askeri. Perişandı. Ayağında çarık. Silah yok. Şişeye nitroglitsirin koymuşlar. Tankın altına girecek. Alman tankın altına girilecek. Bu tank kıymeti var mısın öyle yağma? Süngü. Su var idi süngü. Alman ordusuna süngüne gider misiniz? Katliye gidemezsiniz değil mi? Adam süngü ne yapacak? Karşımıza Almanlar çıktı. Çın'da BMW motosikletler. Aybar'da perikopta. Şaştık. Adam oturmuşlar. 3 kişi. Makinalı 42. Numara tüfekleri. Cephenin içinde yürüdü gitti. Biz zavallı çarıkla önüne çıktık. Almanlar çok kuvvetliydi. İşte bizim müdafemizi yandı. İki tarafta. İşte biz ortada kaldık. Ve mecbur olduk. Yeter düşmeye. Etrafta derin bir sessizlik. Duruyor, dinleniyorum. Yanımda ölüler de benimle beraber dinlenir gibiler. Uzaktan bir ses duyuluyor. Uzun ve garip bir ses. Bazen ansızın kesiliyor, bir iki saniye sonra gene of, of diye tutturuyor. Ses gelen tarafa koşuyorum. Devrilmiş, kan içinde bir yaralı yatıyor. Yanına gidip dizüstü çökerek soruyorum. Kumandanınız nerede? Kumandan orada, sandıkların yanında. Seni de öldürürler, gitme. Göğsümün içinde yüreğim tokmak gibi vuruyor. Süleyman iki sandığın arasında, yere yüzü koyun kapanmış, başı kan içinde yatıyor. Yaralının yanına gidiyorum, yaşlı gözleriyle anlatıyor. Ne oldu? Ne oldu? Almanlar ateş eder etmez topu bıraktım kaçtım. Ruslar için harp etmemeye yemin ettim. Neden onlar için harp edeyim? Kumandanın nasıl öldüğünü anlat bana. Ben buradan gördüm. Kumandan düşman ateşinden ölmedi abi. İlk ateşte iki Müslüman yiğitler öldü. Sonra sol kanadın Rusları baş kaldırdılar. Kumandanı ateşe tuttular. Dört bir yanından sıkıştırılan bir av hayvanı gibi çaresiz iki boş sandığın arasına sokuldu. Ve orada sonunda kumandanı vurdular. Kırgız Kılıçbay'ın her sözü kalbime hançer gibi saplanıyordu. Krasnoya savunması bütün hatıralarım arasında harbin en kanlı faciası olarak kaldı. Bizler Muhammed'in kabilesindeniz. Bedeli ne olursa olsun onu koruyacak ve yanında yer alacağız. Neden? Neden bir adam yüzünden tüm Mekke'nin düşmanı olalım ki? Çünkü o yeğenimiz. Çünkü yanlış olan hiçbir şey yapmadı. Ha! Yüce Hamza konuştu. İyi ki kılıç kullanmakta ustasın kardeşim. Çünkü Muhammed onu kullanman için zorluyor. Yok hayır. Bir melek gördüğünü söyledi diye. Onun için ölmeye hiç niyetim yok benim. Ona ve yandaşlarına yaptığımız onca baskıya rağmen Muhammed dinini yayıyor. Her şeyi mahvetmeden lütfen onu durdurun. Lütfen. Geliyor. Dua ediyor. Seni hain! İlahlarımızı aşağılamana izin vermeyeceğim. Sapkın! Ulan nasıl cüret edersin? Ah Hamza, demek döndün. Ne oldu? Ebu Cehil yeğenine hakaret etti.
bütün şehrin önünde korkunç şeyler söyledi. Yeğenim ne yaptı? Hiçbir şey. Sadece yürüyüp gitti. Bu sabah burada ibadet etmeye kalkmıştı ama onu hemen kovdum. Hamza! Eğer canın kavga etmek istiyorsa benimle dövüş. Ben de onun dinine bağlıyken Muhammed'e nasıl hakaret edersin? Olamaz. Muhammed'e iman ettiğini bilmiyordum. Artık ediyorum. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Anlattıklarının doğru olduğunu biliyorum yeğenim. Bunu söylediğin her kelimede hissediyorum. Bu yüzden şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sen onun peygamberisin. Cezalandırın. Bu taraftan. Durun! Bırakın onu gitsin. Kocam nerede? Kocanı boş ver kadın. Ya Muhammed'i inkar et ve ilahlarımıza sığın ya da öl. İnkar et. Yok. İnkar et. Hadi söyle anne. Onlara duymak istediklerini söyle. Oğlunun sözünü dinle Sümeyye. Bana doğruyu söyle Ammar. Yaşamak için Allah'ı ve peygamberini inkar edebilir misin? Ben de edemem. Allah birdir ve Muhammed onun peygamberidir. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi bunlar son sözler. Onlar İslam'ın ilk şehitleriydi. Sümeyye. Yasir. Allah'a şükür Ammar yaşıyor. Peki durumu nasıl? Kötü değil. Peygamber acısını hafifletmek için elinden geleni yapıyor. Ama bizim için de endişeleniyor. Gücü yeten herkesin Habeşistan'a gitmesini söyledi. Habeşistan mı? Orayı Hristiyan bir kral yönetiyor. İyi kalpli bir adam. Orada yaşamamıza izin verebilir. Benden gruba liderlik yapmam istendi. Güçlü erkeklerin yardımına ihtiyacım olacak. Git Malik, bizi merak etme. Acele etsek iyi olur. Gittiğimiz anlaşılmadan çok uzun mesafe kat etmek zorundayız. Çoktan Habeşistan'a varmış olabilirler. Halide yanına adamlarını alıp peşlerinden gitmesini söyle. Hepsini buraya geri getirip cezalandırmak zorundayız. Mekke'de isyan çıkaranlara kesinlikle izin veremeyiz. İşte bu en değerli kolyem. Sana veriyorum. Şimdi eli açıklığımın karşılığını ver. Oğlum. Harika. Bana Habeş kralını tanıdığını söylediler. Evet. Aslına bakarsan gayet iyi tanırım. Güzel. Bu onun için. Oğlum. Eğer onu Müslümanları bize vermeye ikna edersen sen de payını alacaksın.
Bunu yapabilecek biri varsa o da benim. Oh. Seni tekrar görmek güzel Amr. Bütün bu hediyeler sizin için majesteleri. Cömertliğin dillere destan Amr. Fazlasını hak ediyorsunuz efendim. Anladığım kadarıyla şehrinizden buraya göç eden insanlarla ilgileniyorsun. Asiler efendim. Şehrimizde karışıklığa neden oldular. Aynısını burada da yapacaklardır. Onları sizden almakla iyilik yapmış olmak istiyoruz majesteleri. Barışsever insanlara benziyorlar. Bu da bana yeter. Ama yeni bir din çıkardılar ve diğer dinleri de yok etmeyi amaçlıyorlar. Buna ne diyeceksiniz? Aziz kral... Kralın karşısında eğil. Biz Allah hariç hiç kimsenin önünde eğilmeyiz efendim. Gördünüz mü sayın kral? Anarşi başladı bile. Bu benim için önemli değil. Allah'a olan saygılarıyla bana olandan daha fazla ilgileniyorum. Seni dinliyorum. Kısa süre önce, aziz kral, cehalet içinde yaşayan bir toplumduk. Sonra Allah içimizden soyunu ve temizliğini bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O yalnızca Allah'a iman etmemizi ve hep doğruyu söylememizi buyurdu. Bizden anne ve babalarımızı sevip saymamızı, yakınlarımıza yardım etmemizi, muhtaçları korumamızı istedi. Bu dünya hayatının kısa olduğunu ve çevremizdeki her şeyin Allah'ın bize bahşettiği birer emanet olduğunu öğretti. Yeryüzü, bedenlerimiz, bu emanetlere saygılı olmalıyız. Çünkü hesap günü geldiğinde Allah'ın huzurunda yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Öğrettiği şeyler Amr, Hazreti İsa'nın getirdiği müjdelerle aynı. Hayır aziz kral, onlar... Onlar sizin dinimize saygı duymuyorlar bile. Ve diyorlar ki İsa Allah'ın oğlu değilmiş, sadece sıradan bir insanmış. Hazreti İsa hakkında peygamberimize inen Kur'an şöyle der. İsa Allah'ın tertemiz bir kulu olan Hazreti Meryem vasıtasıyla yeryüzüne gönderdiği kendi ruhundan bir nefes ve mübarek bir sözüdür. Bizim inandıklarımızla sizin inandıklarınız tıpkı şu iki ışık hüzmesi gibi ayrı. Ancak ikisi de aynı kaynaktan geliyor. Vallahi önüme altından bir dağ bile yığsalar sizi geri vermeyeceğim. Burada kalabilirsiniz. Hem de istediğiniz kadar. Sana gelince Amr, hediyelerini al ve Mekke'ye geri dön. Ebu Cehil! Ebu Cehil! Dinleyin birkaç zengin hacı. Ebu Leheb'i kumarda yenebileceklerini zannettiler. Her şeylerini ellerinden aldım. Yoksa yenilen o iki adam siz miydiniz? Ebu Cehil'in yeğeni Ömer bin Hattab Müslümanlara katıldı. Ömer mi? Şu büyük... Kudretli Ömer mi? Evet, Ömer, evet. Yok, Ömer olamaz. Sanırım Kur'an dinlemiş. Kur'an'ın güzelliğinin yüreğindeki pisliği temizlediğini söylemiş. Ne yapacağımızı çok iyi biliyor. Beni dinleyin, ey ilahlarımız. Müslümanları durdurmak için hiçbir şey yapamıyoruz. Belki siz yardım edersiniz. Hemen kapa çeneni sarhoş aptal. Onlara salgınasızlık ver. Lütfen susar mısın? Evet bu, evet. Sorunu çözdün. Ben mi? Onları toplumdan dışlayacağız. Her şeyle bağlantılarını keseceğiz. Harika. Böylece buradan gidip yalanlarını tüm Aramistan'a yayacaklar. Hiçbir yere gitmelerine izin vermeyeceğiz. Burada kalacaklar ve hepsinin açlıktan ölmesini izleyeceğiz. Açlık mı? Nasıl? Bir anlaşma imzalayacağız ve Kabe'nin duvarına asacağız. Anlaşmaya göre hiç kimse Muhammed'in yandaşlarıyla ya da onları koruyanlarla alışveriş yapmayacak. Hiç kimse onlarla evlenmeyecek. Onlara yardım da etmeyecek. Muhammed gittiği yolun hatalı olduğunu anlayana kadar Mekke'deki herkes tarafından dışlanacaklar.
teşekkür ederim Muhammed. Müslümanların toplumla bağlantısı kesildi. Çoğu kendi evinde bile kalmaktan korkuyordu. Hayatta kalmak için yakındaki bir tepeye sığındılar. Teşekkür ederim. Kusura bakma, daha fazla yok. Karnım hala çok aç anne. Biliyorum canım, biliyorum. Baba, Habeşistan'a mahallenin yanına gitsek olmaz mı? Gitmemize izin vermezler oğlum. Sence mahallenin başımıza gelenlerden haberi var mıdır acaba? Ona haber gönderdim ama bilemiyorum Hadi. Şimdi gidemezsin Malik. Yalnız olmaz. Ailem acı çekerken ben burada kalamam. Hepsi bu kadar Ammar. Peygamberimizin hanımı Hatice şu az miktarda erzak için bütün malını sattı. Yine de uzun süre yetmez. Bu durumun 3 yıl süreceği hiç kimsenin aklına gelmezdi. Zayıf düştünüz Allah'ın elçisi. İslam'a göre sabır ve sebat göstermek gerektiğini biliyorum. Ama yine de yiyeceklerinizi diğerlerine vermeye devam edemezsiniz. Neler oluyor? Muhammed'e söyleyin. Kureyş'e mesajını bizzat ben ileteceğim. Peki iyi görünmüyorsunuz. Yo, ben yeterince iyiyim. Ebu Talip, sağlığınızın bozulmasına üzüldüm. Bu pek inandırıcı değil. Ben ölürsem bu konseyin başına sen geçeceksin. O zaman Muhammed'le başa çıkmak daha kolay olur değil mi? Evet, haklısın. O halde söyleyeceklerim seni mutlu edebilir. Muhammed kendine inen bir vahiy bana bildirdi. Eğer doğru çıkmazsa ona nasıl istiyorsanız öyle davranabilirsiniz. Ama eğer doğruysa tüm Müslümanlara uyguladığınız boykota son vereceksiniz. Nasıl yani? Aynen şöyle. Hepinizin imzalayıp Kabe'nin duvarına astığınız anlaşma böcekler tarafından yendi. Geriye sadece şu sözler kaldı. Allah'ın adıyla. Anne. Artık eve dönebiliriz. Durum biraz düzelmişti. Kısa süreli bir barış dönemi yaşanıyordu. Oo, harika görünüyor. Sağ ol Celile. Malik. Celile, hemen gel. Peygamberin hanımı hasta. Hatice mi? Yok, hayır. Hemen git Celile. ...25 yıllarını paylaştılar. Peygamber Efendimizin çocuklarının annesiydi.
ona ilk iman edendi. Dostuydu. O yılın adını Hüzün Yılı koyduk. Çünkü peygamberimizin amcası Ebu Talip de ölüm döşeğindeydi. Yaklaş biraz Muhammed. Ölmeden önce Kureyş'in benden bir isteği var. Dinlerine karışmayacağına dair senden bunun sözünü almamı istiyorlar. Bizim aleyhimize konuşmasan biz de konuşmayız ve suçlamalarımızı geri alırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Duydun mu? Evet, artık bitti. Ve hemen ekledi. Sizden bunun karşılığında sadece bir tek kelime istiyorum. Eğer verirseniz Arabistan'ın ve İran'ın tümü sizin olacak. Hadi söyle. Benimle birlikte bir tek Allah'ın olduğuna tanıklık edin ve bütün putları inkar edin. Çocukken seni bana ilk getirdiklerinde senin çok özel biri olduğunu anlamıştım. Ve öylesin de. Evet, öylesin. Artık beklediğim gün geldi. Nihayet lideriniz benim. Evet. En azından ismen. Ne? İstersen kendini kral ilan et. Ama sakın benim yoluma çıkma. Güzel. Şimdi birinci sorunu çözelim, tamam mı? Müslümanlar mı? Hayır. Muhammed. Özgürce ibadet edip etrafta dolaştıklarını görmeye dayanamıyorum. Sakin ol Ebu Cehil. Bilirsin kılıçların başaramadığı işi kelimeler kolayca başarabilir. Şairlerimiz. Şu anda halkı Muhammed aleyhine çeviriyoruz. Ebu Leheb çok iyi çalışıyor. Dinleyin sevgili dostlarım. Orada gördüğünüz yeğenim kalbine vahiy gönderildiğini söylüyor. Ayrıca peygamber olduğunu söylüyor. Ama asıl amacı kendini kral ilan edip hükmetmek. Muhammed bizim inancımızın yanlış olduğunu, ilahlarımızın konuşmayan taşlardan başka bir şey olmadığını söylerken aslında sadece size saldırmıyor. Aynı zamanda atalarınıza da saldırıyor. Çok doğru. Onların kötü ve aptal olduğunu söylüyor. Böyle bir hakarete izin verecek miyiz? Eziyetlerin yeniden başlaması çok yakın. Bu kez bizi koruyacak ne Ebu Talip var, ne de gidecek bir yerimiz. Siz bilensiniz değil mi? Evet, ama sizi... Adım Bera. Geçen yıl 12 kişiyle birlikte peygamberi dinlemeye geldim. Aa, Yesrib'ten, evet. Artık bütün kalbimizle Müslüman olduk. Duydunuz mu? Yesrib'de 12 Müslüman var. Hayır, yüzlerce. Peygamber mutlaka Yesrib'e gelmeli. Ona ihtiyacımız var. Şimdi konuşamayız. Allah'ın elçisi Akabe'deki tepede seninle buluşacak bu gece. Yakın
Nasıl adam olur? Ama ben bir kere toy yapam. Şunun için tek belli ve gerekli insanlarını çağıracağım. Soy soptan faydası yok. Benim de çağırılacak misafirlerin cilvi için de çoktan tüzüp hazırladım. Keçkin sefer Şavlı Anife'nin Mışık Bekir'in toyuna barganda 500 kümüşlük servis alıp bargan edim. Kabakayık bu sefer Şavlı benim toyuma ne getirecek ekin? Şemsiye'nin akayını da çağırdık. Olar ben Şemsiye'nin akayını da çağırdık. Onlar ne çok artık elimiz olmasa da onlar da pek bay adamlar. Akayı pazarda hayvan soyup sata. Yakşı mutlak, yakşı bakşış getirirler. Ondan da gayrı onların kolları uzun, her yerde yeti. Yeten için barıp doydan son bir yerge işke yerleştirmeye gerek olsa yardım ederler diyeyim de. Ondan da gayrı Cumasiye'nin maliyetini çağırdım. Onlar dedi bardı geldiğimiz çok olmasa da onlar da bir isim Mamedi özü bir tutma yeri yok bir adam ama yakında deputatlık kanamzet olacak. Bir kısayla onlar da geçir. Öyle adamçıklarla yakıncarak olmak gerek bir isim de. Ondan da gayrı benim cedvelimde de aha Mürvet'nin Çarık Seytasan da var. Çarık Seytasan hükümet adamı. Ministerstvoda çalışan. Tek adına bakmadan ozu ministerstvoda çalışkan bir insan. Oy saygılı cemaat. Oy saygılı cemaat. Bir dakika. Siz de toy yapmağı sıra keyer sizge de. Dinleyin, dinleyin. Ondan da gayrı. Benim cedvelimde de Kurti'nin Natasha'sı da var. Kurti'den olacak kartop yok ama. Natasha'sı loksa kanedi çalışa. Toydan sonra o da mutlak. Gerek olur deyip birliyim daha çağırdım. Ondan da gayrı ben cedvelimde Koraz Besibe'nin Yuvaş Musret'ini de kaldırmadım. Ondan da gayrı onlar pek güzel bakışış getirdi deyip birliyim. Onların ilk okulda Ahtaboz Aydayla Rahmetçik'te şimdi. Ondan da gayrı bu Ferapte degen mesele var da. O Ferapte'nin çağıracağım yok. Allah saklasın. Toy yapkanın bütün köyge değil de bütün kırımga belli olur. Yo, onu kudalar çağırsınlar. Tak, ondan da gayrı men spiskamda Sunsuz Sıdıkan'ın akayı Feltek Seran'ında yazdım. Ondan da gayrı Sönük dedim. Çatlakların partiyası, Sırıklar, Mamır Zübden'in balları, Taş Yürek Medine, Çullubaş Almelerin bütün tayfasını çağırdım. Bu da hepsi değil. Patlak gözler, toymazlar, kuncüler, opşun, hepsi pek gerekli ve belli insanlar. Umumen 300 adam topladım. Eyvah, evayım, alkışlar. Kırım kırım degelim bir eşi.
Sırmalı, sırmalı, sıyken de sıyken.
ai bărâtul sunt pe șugâne. Când în nezi bolâne sunt câțetâne. Lai, lai, la, la, de e Muhammed, Medine de Iașe, Mezan. Pegamber împăratul Bargile, Diler, Giaș, la Namaz, la Uriere, Uriere, Mesengere, Nezhesuire, Diler. Lai, lai, la, la, de e Muhammed, Medine de Iașe, Mezan. Corte gâra, pocher și gârgâreter, Ger de câșu, bretoc, sunt geam la geter. Oru șuta namaz când gangene pechele. Lai, lai, la, la, de e Muhammed, Medine.